أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, içerisinde bulunduğumuz günler Zilhicce'nin ilk 10 günü. Bugün Zilhicce'nin 6. gününü idrak ediyoruz. 10. günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olmuş oluyor. Yani Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10'una tekabül ediyor. Bu günlere de Zilhicce'nin ilk 10 günü deniyor. Sene içerisinde en faziletli olan günlerdir bu içinde bulunduğumuz günler. İbadetlerin, Kur'an'ın, zikrin, namazın, orucun, tesbih ve tekbirin ve yapılan hayru hasenatın mükafatlarının diğer günlerden çok daha bol bol verildiği günlerdir bu günler. Elbette bu Zilhicce'nin ilk 10 günü dediğimiz bayramdan önceki 9 günü içerisinde yapacağımız vazifeler oruçtu, namazdı, tesbihti, zikirdi, fakirleri sevindirmekti, Allah için bir şeyler yapmaktı. Ama bilhassa bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günü yapılması gereken özel bir vazife var. Ona da imkanı yerinde olan insanların kurban kesmesi diyoruz. Kıymetli dostlar, kurban kesmek, Hanefi fıkhına göre, Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadına göre vaciptir. İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına göre de kuvvetli bir sünnettir, sünnet-i müekkededir. Ülkemizde genelde Hanefi fıkhının kriterleri uygulanarak Müslümanlar arasında genelde Kurban Bayramı'nda kurban kesmek bir vecibe olarak kabul edilmiş, ülkemizin geneline de yayılmıştır. Bu güzel ibadet her sene Kurban Bayramı'nın ağırlıklı olarak birinci gününde ve normal olarak da ikinci veya üçüncü gününde ifa edilmektedir. Ülkemizde bir bayram havası esmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın geniş organizasyonu ve İHH gibi bir takım, İDDEF gibi bir takım
hayri kuruluşların da açılımları ile ülkemizde kurban kesmek isteyen insanların bir kısmı Afrika gibi çok fakir ve garip ülkelere kurbanlarını göndermek suretiyle sadece ülkemizde değil Afrika'da da dünyanın muhtelif yerlerinde de bayram havası esiyor. Geçenlerde başkanlığımızın verdiği bilgiye göre kurban eti dağıtmak için Afrika'nın bir bölgesine gittiklerinde bir kabilenin açlıktan zor durumda olduklarını öğreniyorlar. Onlara da et götürüyorlar, kurban eti. Fakat onlar Müslüman değil, Hristiyan insanlarmış. Açlıktan da ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaymışlar. Bunlar kurban eti götürünce neyin nesi diye sormuşlar. Demişler ki bizim dinimizde zengin olan, durumu yerinde olan insanların her sene kestikleri bir kurban vardır. Bunun etini kendileri yiyebilecekleri gibi hem mümin kardeşlerine hem de sıkıntısı olan insanlara verebilirler. Biz de sizin sıkıntıda olduğunuzu öğrendik. Dolayısıyla bu kurban etlerinden size ikram etmek için geldik. Kabile reisleri, kabiledeki elemanları ile istişare ettikten sonra 250-300 kişilik kabile İslam'ı seçti ve Müslüman oldular. Bir kurban etinin karşılık beklemeden kendilerine ulaştırılmış olması, onların kelime-i şehadet getirmelerine, iman etmelerine sebep olmuş. Dolayısıyla Kurban Bayramı sadece ülkemiz çapında değil, Afrika ülkelerinde ve Somali'de, dünyanın muhtelif fakir ülkelerinde de bir bayram havasına dönüşmüş oluyor. Bilhassa ülkemizden son yıllarda kahir ekseriyetle Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle ve gönüllü kuruluşlar vasıtasıyla gerçekten birçoğu fakir insana ulaşılıyor. Onlara efendim Kurban Bayramı'nda kurban eti teslim ediliyor. Ramazan'da da farklı yardımlar yapılıyor. Bu da ülkemizin güzelliklerindendir. Belki bu güzellik ve buna benzer güzellikler sebebiyle bizi yok etmek isteyen kurum, kuruluş ve kişiler karşısında, devletler karşısında Allah hala sapsağlam ayakta durmamızı sağlıyor. Kıymetli kardeşlerim, elbette Allah için yapılan her tasadduk insanın ahirette yüzünü ak eder, cehennemle arasında perde olur. Ancak tasadduktan tasadduka fark vardır. Mesela bayram günü, Kurban Bayramı'nı kastediyorum. Kurban Bayramı'nda birinci, ikinci ve üçüncü gün fakirleri sevindirmek güzeldir. Yoksulları memnun etmek güzeldir. Ancak bayramın birinci, ikinci veya üçüncü günü kurban kesmekte harcanacak bir para vardır. Bir de fakir fukaraya verilecek para vardır. Sevap bakımından kurban kesmeyip fakirleri sevindirmek mi daha doğrudur? Yoksa kurban keserek bu vazifeyi yerine getirmek mi daha faziletlidir? İbn Abbas radıyallahu anhuma anlattığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Ma unfiqatil variqu fi şey'in ahabbe ilallahi min nahrin yunharu fi yevmil Eid." Bayram gününde kurban için yapılan harcamadan daha faziletli bir harcama olmaz. Demek ki biz Kurban Bayramı gününde en önemli harcamamız ne olmalıdır? Kurban olmalıdır. Yani keseceğimiz kurban bir harcamadır. Onun için bir masraf yapıyoruz. Kurban Bayramı günlerinde yapılacak en faziletli harcama hangi harcamadır? Efendim, kurbanla ilgili yapılan harcamadır. Onun için ben kurbanımı kesmesem de
Afrika'ya göndersem fakir fukara, ya elbise olsun, ayakkabı olsun, ilaç olsun, tedavi olsun dese olur mu? Kurbanın yerini o doldurmaz. Kurban bayramı günlerinde kurban kesimiyle ilgili masrafı yapmayıp, kurban kesiminde yapmayıp başka yerlerde harcamak kurbanın yerini tutmaz. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğuna göre مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ Kurban bayramı günlerinde namaz var, oruç var mı? Oruç yok. Senede 5 gün oruç haramdır. 4 tanesi kurban bayramında, 1 tanesi Ramazan bayramında. Bu 5 günde senede oruç tutmak haramdır. Halk arasında şöyle bir terim vardır, mecazdır, gerçek değildir. Kurban bayramında oruçluyum, kurban kesilecek de etiyle iftar edeceğim, ona oruç denmez. Kurban bayramında kurban namazdan çıktıktan sonra eğer kurbanın kesilecekse beklersin, kurbanın etiyle ciğeriyle güne başlamış olursun, bu müstehaptır. Ama ona oruç denmez. Bir şey oruç olabilmesi için ne olması lazım? İmsak vaktinden güneşin batışına kadar niyetli bir şekilde yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden kendini men etmek lazım. Ona halk arasında oruç denmesi mecazidir, gerçekte oruç değildir o. Ve de çok bağlayıcı değildir. Mesela adamın kurbanı ikindide kesiliyor. Şimdi gece de kurban kesilebiliyor. Her taraf aydınlık olunca, gündüz gibi olunca gece de kurban kesmekte sıkıntı yoktur. Şimdi adam sabahtan akşama kadar aç mı dursun? Kurbanım kesilecek de etinden alacağım da onunla iftar edeceğim. Bu sadece müstehaptır. Dediğim gibi bağlayıcı değildir. Vakit gecikecekse o zaman ihtiyacını görebilir, herhangi bir sıkıntısı yoktur. Demek ki kurban bayramı gününde yapılabilecek ameller içerisinde en faziletli amel Allah için kan akıtmaktır diyor. O hayvanın kesilmesinde Allah için akıtılan kan var ya, kulun o gün yapabileceği en faziletli amel odur diyor. وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا O Allah için, Allah rızası için kestiğimiz kurbanın her şeyi, ama her şeyi ahirette bizim işimize yarayacak. Boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla hepsine varıncaya kadar yarın ahirette bizim mizanımıza konacak. Efendimiz böyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَإِنَّ الدَّمَ لَتَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ Burada çok önemli olan husus nedir? Bismillahi Allahu Ekber diye kesilen bu kurbanı kestirenler kimin adına kesiliyorsa bunlar o kurbanı kesmekten niyet etmeyecekler. Yani niyet edecekler? Allah için, Allah rızası için kesiyorum, bunu niyet etmiş olacaklar. Kurbanda bu çok önemlidir. Yoksa diğer zamanlarda kurban bayramının dışında hayvanı keserken zaten Bismillahi Allahu Ekber diyoruz, besmelesiz kesilmiyor ki. Sadece kurban bayramında besmele çekmek, tekbir getirmek yeter mi? Yetmez. Bir de ne olması lazım? Et niyetiyle değil, Allah için Rabbim bu vazifeyi vermiştir, onun rızasını kazanmak için ben bu görevimi icra ediyorum demek lazım. Bundan dolayıdır ki bir insan kendisi koç veya koyun kesiyorsa niyet ediyor ki kurbanı tamamdır. Ama 7 kişilik bir hayvan olduğunu düşünelim, büyük bir hayvan olduğunu düşünelim. Buradaki 7 ortaktan 7'si de neye niyet etmesi lazım ibadet olabilmesi için? Kurbete, yani Allah için vazifesini yerine getirmeye niyet etmesi lazım. Ya Rabbi niyet eyledim, senin rızanı kazanmak için kurban vazifemi icra etmeye. Bunu diliyle söylemesi gerekmez. Bunu kalbiyle buna niyet etmesi lazım. Yani لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Cenab-ı Hak buyuruyor. Kullarım, sizin kestiğiniz hayvanların ne kanları ne de
etleri bana gelmeyecek. Bana ulaşan sizin takvanızdır, duygu ve düşüncenizdir, niyetinizdir. Ben hayvanlarınızı kilosuna göre, etine, kanına göre değerlendirmeyeceğim, sizin samimiyetinize göre değerlendireceğim. Öyleyse Allah için kesilirse mükafatı vardır, Allah için değil de et için kesilirse et olur, başka bir şey olmaz. Kurbanda ortaklardan her birisi ne olmalı? Allah rızasını niyet etmeli. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar, hocam diyor, benim yedi ortak, biz yedi ortağız ama yedi ortaktan bir kısmı namazını kılmıyor. Hatta içki içeni de vardır. Bununla ortaklık olur mu diyor. Şimdi ortak olacağımız insanın bir Müslüman olması şarttır. Adam içki içiyordur, günahkardır ama Müslümansa ortak olabilir. Namaz kılmıyordur. Namaz kılmamak büyük bir günahtır. Ama insanı gavur yapmaz, caizdir, helaldir demedikten sonra. Dolayısıyla namazını kılmayan bir insan ortak olabilir. Ama namazını kılsa da kılmasa da en önemli şart kurbanda ortak olmak için et niyetiyle değil, Allah için bir vazifeyi icra etmek niyetiyle bunu yapması lazım. Yedi taneden bir tanesinin niyeti bozuk olsa, yani et niyeti olsa, diğer altı tanenin de kurbanı olmaz. Çünkü sonuçta bir bıçakla bir hayvan boğazlanıyor. Yarısı Allah için, yarısı et için Allah bu ortaklığı kabul etmez. Onun için Kurban Bayramı'nda ortak alacaksak, ortaklarımızın niyetine mutlaka güvenmeliyiz. Kurbanı Allah için kestik. Allah için kesince kan akmaya başlıyor. Elbette. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, o toprağa doğru, beton üzerine doğru akan kan var ya, siz bakıyorsun akıp gidiyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri ona farklı bir değer biçiyor. Yani bir kul bu kan akıtma işini ne için yaptı? Benim için yaptı. Kim bilir ne belaları, kim bilir ne kazaları, ne felaketleri Allah Celle Celaluhu o Allah için akıttığımız kan sebebiyle bizden uzaklaştırmış oluyor. Buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, "Fatibu biha nefsa." Kurbanlarınızı gönül huzuru içerisinde kesin. İyi ki ben bana Allah imkan verdi. İyi ki kurban kesebiliyorum deyip huzur ve mutluluk içerisinde kesmek lazımdır. Bunun mutluluğunu yaşamak lazımdır. Tirmizi'nin naklettiğine göre el-udhiyyetu li sahibiha bi kulli şa'ratin hasenetun. Yani kurban kesti mi bir insan? Kestiği kurbanın her kılı sayısınca Allah Celle Celaluhu o kula hasene, sevap ve iyilik yazar diyor. Kılları sayısınca. Cenab-ı Hakk'ın hazinesi sonsuzdur. Yazar da yazar, verir de verir. Ona kimse hesap soramaz. Hazinenin de sonu yok, bitmez. Kıymetli dostlar, şöyle bir uyarı yapıyor bize bir hadis-i şerif. Tergibde zikredilen, nakledilen bu hadis-i şerifte, Kurban Bayramı günlerinde yapılan ameller içerisinde, biraz önce de bir hadis-i şerifte naklettiğim gibi, en faziletli amel hangisidir? Kurban kesmektir. O günlerde ondan daha güzel hiçbir amel yapamayız. Bu hadis-i şerifte, Tergib'de zikredilen hadis-i şerifte bir tane istisna zikrediyor. Bu da çok önemlidir. İlla en yekuna rahimen tusal. Bugünlerde yapılacak olan ameller içerisinde kurban kesmekten daha faziletlisi yoktur ama bir tane var. Nedir o bir tanesi? Akrabalarla efendim iyi muamelede bulunmak, sıla-i rahim yapmak. Demek ki Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek ne kadar önemli ise, anamız, babamız, amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz, dedemiz, ninemiz, akraba olarak neyimiz varsa onlarla bayramlaşmak, onların gönlünü almak, onları ziyaret etmek de kurban kesmekten, sevap bakımından daha aşağı değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar,
bazen mal ve servet, zenginlik insanın azgınlığına sebep oluyor. Ne oldum delisi oluyor. Bazen zenginlik insanın şükrünün artmasına, daha çok hayır kurumlarına, fakirlere, yetimlere, yoksullara yardım etmeye sebep oluyor. Ni'mel malu salihu lirraculis salih. Helal mal salih bir insan için ne güzel varlıktır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ülkemizde maddi durum gittikçe iyileşince, çıtalar yükselince, insanlarımız daha lüks yaşamaya başlayınca kurbanların ve bayramların şekli değişti. Bayram günleri annenin, babanın, dedenin, ninenin, akrabaların ziyareti yerine tatil yerlerinde yapılan rezervelerle bayram havası tatil havasına dönüşmüş oldu. Bayramlarda birçok otel, tatil yerlerindeki otel full doludur. Yani o bölgelere giden insanlar mutlaka hüsnüzanda bulunalım, vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmişlerdir diyelim. Ama kendileri bayram tatilini şurada veya burada tatil yerlerinde, otellerde, eğlence yerlerinde geçirmeyi alışkanlık haline getirenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Kardeşlerim, bir insanın maddi imkanı ne olursa olsun, aramızda benim söyleyeceğim bu cümleleri başından geçtiğinden dolayı %100 gönülden tasvip eden kardeşlerimiz olacaktır. Başından geçmeyenler de öyle dinlemiş olacaklardır. Kardeşler, eğer anneniz hayatta ise onun kıymetini bilmek lazım. Babanız hayatta ise kıymetini bilmek lazım. Sonra annemiz öldükten sonra, babamız ahirete göçtükten sonra, ah ben neden bayramları tatil olarak eğlence yerlerinde geçirdim, neden anamın elini öpmedim, neden ayağını öpmedim deyip çok kafana vurursun. El öpmek için ararsın, ana bulamazsın, ararsın baba bulamazsın. Didinip durursun, sadece nedameti pişmanlığı yanında kalır. Bayramda babanın elini öpmeyeceksin de, ananın elini öpmeyeceksin de, akraba ziyareti yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın? Derler ki hani bayram geçtikten sonra öp babanın elini. Halk arasında böyle bir tabir var. Yani insan bayramda sadece annesini babasını değil, akrabalarını mutlaka ihmal etmemeli, ziyaret ederek bayramlarını mutlaka tebrik etmeli. Aynı vilayette bulunuyorsak, aynı bölgede bulunuyorsak mutlaka ziyaret etmeli. Şehirler arası ise, ulaşım zor ise, o zaman hiç olmazsa telefonla, görüntülü veya görüntüsüz bir şekilde gerçekten bayram havasını sıla-i rahim havasıyla birleştirmek lazımdır. Annesi, babası, şehirler arası olan kardeşimiz eğer şehirler arası tatil yerlerine gidiyorsa, şehirler arası anne babaya da gidilir demektir. Hem de masrafı daha da az olur. Bir de annenizi babanızı ziyaret ederseniz yağ da verir, peynir de verir, bal da verir, ne varsa patates de verir, nesi var? Yani masrafınız da az olur. Bırakın her şeyi. Oğlum Allah razı olsun demesi hayatta trilyonlara, trilyonlarla ifade edilemeyecek senin için bir karşılık ve değerdir. Onun için kıymetli kardeşlerim, bayramları mutlaka kurban kesmek vazifesi bizim için ne kadar ciddi ve önemli bir vazife ise, akrabalarımızı ziyaret etmek ve sıla-i rahmi gerçekleştirmek de bizim için o kadar önemli bir görev olduğunu ihmal etmeyelim. Unutmayalım.
Arapçada men dakka dukka diye bir ifade vardır. Aşağı yukarı bu neredeyse Türkçede de birçok insan tarafından alışılmış. Men dakka dukka. Yani şu anlamda kullanılır, ne yaparsan başına gelir. Ne yaparsan başına gelir. Bugün sen dedeni, nineni, anneni, babanı ihmal edersen, yarın sen de ihmal edilenlerden olacaksın. Şurasını sadece hatırlatmak isterim. Yaşlı insanların manzarası ile genç insanların manzarası aynı değildir. Gençler oynarlar, konuşurlar, şakalaşırlar, şen şatrak olurlar, çevreleri çoktur. Ama yaşlı insan, efendim, konuşurken çok dengeli değildir. Sağlığı çok yerinde olmadığı için istediği yere gidemez. Evin köşesinde böyle ihmal edilmiş gibi kalır. O insanın çok iltifata ihtiyacı var. Onu bir ziyaret etmek var ya, onu adam yerine koymak var ya, başlı başına bir sadakadır. Ona telefon açıp bir halini hatırını sormak bile başlı başına bir sadakadır. Hele hele babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz, annelerimiz yaşlandıkça ilgiye, iltifata daha fazla ihtiyaçları vardır. Bir selam, bir tebessüm, bir ziyaret bize birçok şeyler sağlar. Birçok belalardan, birçok sıkıntılardan kurtuluşumuza sebep olur. Kıymetli dostlar, Tergib'de zikredilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mealen söylüyorum, bir insan kurbanını sırf ve sırf sadece Allah için, Allah rızası için, gönül huzuru içerisinde, oh be, Allah bana da nasip etti bir kurban, kurban kesiyorum, kestiriyorum bu niyetle mükafatını Allah'tan bekleyerek keserse, cehennem ateşiyle kendisi arasında bu kestiği kurban perde olur diyor sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ey insanlar, kurbanlarınızı kesin. Akıtılan kanları Allah için akıtmış olduğunuz bir sermaye olarak düşünün. Her ne kadar kan toprak, beton üzerine akıp gidiyorsa da Allah Celle Celaluhu kendi rızası için akıtılan bu kanı özel değerlendirmeye alıyor. Yani mükafat olarak o kanı akıtan kişiye karşılığını hazırlıyor demektir. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vece, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kurban bayramında Fatıma annemize, ya Fatıma, umi feşhedi ulhiyyetik. Ey Fatıma, kalk, kurbanın kesiliyor. Kurbanın kesilirken sen de madem ki yakınındadır, sen de kurbanında şahit ol. Bulun orada, hazır ol. فَاِنَّ لَكِ بِاَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ دَمْ. O hayvan kesildiğinde ilk damlası yere düşer düşmez Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kendi rızası için kesilen bu hayvanın damarından akan ilk damla yere düşer düşmez bu vazifeyi gerçekleştiren kişinin günahlarını siliyor. Sen ki benim rızam için bu fedakarlığı yaptın, Cenab-ı Hak. Ama innehu yuca'u bi lahmiha ve demiha tuza'u fi mizaniki 70 da'fa. Yarın ahirette bu kesilen hayvan kurban kanı ile, etiyle, tırnaklarıyla getirilecek ve 70 misli çarpılarak, büyütülerek yarın mizanına girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id radıyallahu anh Efendimiz bunu duyunca dedi ki, ya Resulallah, hâzâ li âli Muhammedin hâsaten, bu dediğin mükafat Peygamber ehline, Peygamberin ehli beytine özel mi? Yoksa ev lil müslimine âmeten, bütün Müslümanlar için geçerli bir fazilet midir bu diye sormuş. Kâle li âli Muhammedin hâsaten ve lil müslimine âmeten. Herkes için geçerlidir. Hem benim ehli beytim için geçerli, hem de bütün Müslümanlar için geçerlidir. Yani kıymetli dostlar, Kurban Bayramı'nda kesilen Allah için kestiğimiz her kurbanın eti, derisi, kılları, tırnaklarına varıncaya, kanına varıncaya kadar yarın ahirette mizanımıza 70 misli ağırlığı ile yerleştirilmiş olacaktır
Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanına göre. Peki bu okuduğumuz, buraya kadar okuduğumuz hadis-i şerifler, kurban kesmenin faziletini beyan eden hadis-i şeriflerdi. Bir de Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyorlar: "Men vecede sa'aten", bir insan imkan bulur da, maddi imkan bulur, "leyen yudahiyye felem yudahi", kurban kesme imkanı olduğu halde tembelliği, ataleti, gevşekliği sebebiyle, vurdum duymazlığı sebebiyle kesmedi. Ne oldu? Ciddi bir vazifesini ihmal etti. "Fela yahduranne musallana ev fela yakrabanne musallana", kurban kesme imkanına sahip olduğu halde kurban kesmeyen kişi bizim namazgahlarımıza, camilerimize yaklaşmasın dedi. Bu hadis-i şerife binaen Hanefi fukahası böyle tehdit olduğundan dolayı demek ki imkanı olanların kurban kesmesi zaruridir, mecburidir, vaciptir. Kıymetli dostlar, elbette kurban kesecek olan insanın maddi imkanı yerinde olması lazım. Kim kurban keser? Ramazan'da fitre vermesi vacip olan her kişi kurban kesmesi de vacip olur. Hani Ramazan'da biz fitre vacip olmayan fakirler de bakıyorsun veriyor, o başka. Ramazan'da fitre vermek kime vacip ise kurban da o insana vaciptir. Kurbanın zekattan farkı nedir? Zekatta malın servetin üzerinden bir sene geçmesi lazım. Kurbanda servetin üzerinden bir sene geçmesi gerekmez. Kurban bayramının kaç gündür kurban kesilme günü? Kurban bayramı 4 gündür ama kurban kesme günü 3 gündür. 1. gün, 2. gün, 3. gün, güneş batıncaya kadar kurban kesilir. Bayramın 1. günü adam fakirdir. 2. günü fakirdir. 3. gün öğlende eline para geçse, zengin olsa, bu adam kurban kesmesi gerekir. Bakın üzerinde, servetin üzerine daha 1 saat oldu. İmkan geçti eline, bir yerden bir şey geldi, zengin oldu. Bu insan kurban kesmesi gerekir. Demek ki kurban kesmek için servetin üzerinden 1 sene geçmek şartı yoktur. 1. günü bile fakir olsa, 2. günü fakir olsa, 3. gün akşamdan 1 saat önce zengin olsa yine kurban kesmesi gerekiyor. Bir. İkincisi, kurban kesmekle zekat arasında bir başka fark vardır. Nedir o? Zekatta bir servetin zekata tabi olabilmesi için ya ticaret malı olmalı veya altın, gümüş gibi hükmen artıcı kabul edilmeli. Dolayısıyla bir insan alıp kenarda beklesin diye, ileride ev yaparım çoluk çocuk diye kenarda beklesin diye bir arsası olsa, bu arsanın değeri ne olursa olsun, ileride değerlendiririm, üzerine bina yaparım diye kenarda beklettiği bir arsanın zekatını vermesi gerekmez. Ama eğer böyle bir arsa kenarda bekliyorsa, başka hiçbir şey olmasa bile kurban kesmesi gerekir. Bir insanın evinde fazla olan eşyalar, ihtiyacın dışında fazla olan eşyaları zekat için sayılmaz ama kurban için sayılır. Bir evde 5 tane battaniye yetiyor da 15 tane battaniye varsa 10 tanesi fazlalık olarak sayılır. Bir evde atıyorum 20 tane tabak yetiyor da 50 tane tabak varsa 30 tane tabak sayılır. Fazlalıklar sayılır burada. Evet, bu bakımdan kurban kesmesi gereken kardeşlerimiz kurbanlarını mutlaka ihmal etmemelidirler. Geçen sene altınlarım vardı, kurban kestim. Bu sene de kesecek miyim? Varsa altınların keseceksin. Haline şükret, var altınların. Geçen sene kestim, bu sene de kesecek miyim? Zekatı da her sene vereceksin. Eğer gerekiyorsa kurbanı da her sene keseceksin. Şimdi kurban bir ibadet olunca, ibadetin de kendisine göre kriterleri olunca, kıymetli dostlar, kurban olarak alacağımız hayvanların evvela kurban olmaya elverişli olmaları şarttır. Kurban olmaya elverişli olmayan hayvanları kurban olarak alıp kesmek günah biledir. 2 gözü veya 1 gözü kör olan hayvanlar, dişlerinin çoğu düşmüş olan hayvanlar, kulakları kesilmiş olan hayvanlar, boynuzlarının biri veya 2 tanesi kökünden kırılmış olan hayvanlar, kulağının veya kuyruğunun yarısından fazlası kesilmiş olan hayvanlar, memelerinin başı
kopmuş olan hayvanlar kurban olmazlar. Kulakları veya kuyruğu yaratılışta bulunmayan hayvanlar da kurban olmazlar. Kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan hayvanlar da kurban olmaz. İlaç ile sütü kesilmiş, ilaç verilmiş ve sütü kesilmiş olan hayvanlar, dilinin çoğu kesilmiş olan hayvanlar, ölüm derecesinde hasta olan hayvanlardan kurban olmaz. Tavuk, horoz, hindi gibi şeyler asla kurban olmaz. Bunları kurban niyetiyle kesmek de tahrimen mekruhtur. Bunlar ateşperestlerin işidir. Bir hayvanın şaşı olması veya kesim yerine gidecek kadar gitmesini engelleyecek kadar değildir, topaldır ama gidebiliyor. Efendim, hayvanın uyuz olması veya deli olması veya yaratılışta boynuzsuz olması, boynuzunun biraz kırık olması, kulakların uçlarından kesilip de böyle aşağı doğru sarkık olması, dişlerinin az kısmının düşmüş olması, hayvanın burulmuş olması, efendim, bunlar kurban olmasına engel olmaz. Peki, hayvanı aldı kurban kesmek için. Kurban için aldığımız hayvanı ya adak yapmak suretiyle tespit etmiş oluruz veya kurban için satın almak niyetiyle tespit etmiş oluruz. Kurban için satın aldığımız hayvana kurban oluncaya kadar, kesilinceye kadar dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi, sağılgan bir hayvansa sütünden istifade edemeyiz. Eğer sağılırsa bu sütü tasadduk edilmesi lazım, fakir fukaraya verilmesi lazım. Çünkü bir hayvanı kurban için satın aldığımız andan itibaren Allah'ım bu hayvanı ben senin rızanı kazanmak için tasadduk ettim demiş oluyorsun. Artık ondan sonra o hayvandan istifade edemezsin. Eğer sütünü sağıp içersen parasını fakir fukaraya vermen lazım veya bu sütü fakir fukaraya vermen lazım. Ayrıca kıymetli dostlar, ne adak olarak bir hayvanı satın aldık veya kurban kesmek için bir hayvanı satın aldık. Artık bu hayvanı değiştirebilir miyiz? Bu hayvanı satabilir miyiz? Bu hayvanı satamayız. Bu hayvanı değiştirmeye kalkarsak, bu hayvandan daha pahalısını veya aynı fiyatta olanı alabiliriz. Atıyorum 10 bin lira aldığımız bir hayvanı satıp 8 bin liralık bir hayvan alırsak 2 bin lirasını cebimize koyamayız. Onu da tasadduk etmek gerekir. Çünkü sen 10 bin liralık hayvan aldığın zaman ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için 10 bin lirayı senin rızan için gözümden çıkardın diyorsun. Eğer sonra 2 bin lira geri alırsan ya Rabbi pişman oldum 2 bin lirasını geriye istiyorum demiş olursun. Bu münasip değildir. Dolayısıyla değiştirilmesi uygun değildir. Eğer değiştirilecek olursa daha pahalısı veya o derecede olan alınabilir. Aldığımız kurban hayvandan, kurbanlık hayvandan yavru doğacak olursa kurban olmadan önce bu hayvan veya bu yavru satılmaz. Bunun satılması mekruhtur. Çünkü bunun annesi kurban için tayin edince çocuk da anneye tabidir. Dolayısıyla bunun satılması doğru değildir. Yine kurbanlık hayvan kurban edilmeden önce onu binmek suretiyle veya tarla sürmek suretiyle başka şekilde ondan istifade etmek de doğru değildir. Çünkü artık bu Allah için adanmış bir hayvandır. Kıymetli dostlar, El-Mevsu'a El-Fıkhiye isimli eserde der ki, kurban bir insana vacip olursa, o gün ne kadar para tasadduk ederse etsin, kurban için harcadığı paradan daha faziletli olamaz. Hayvanı kestikten sonra, kurban hayvanını kestikten sonra, mutlaka hayvanın canı çıktıktan sonra derisini soymalı. Hayvanın etini veya derisini satmak caiz değildir. Yani hayvanı kestikten sonra hayvanın derisini, etini satmak caiz değildir. Kurban kesen kasaba, kasap ücreti olarak derisini vermek de mekruhtur, doğru değildir. Eğer hayvanın derisi satılacak olursa, yiyecek içecek değil, evde kalıcı eşyaya döndürülebilir. Çanak, tabak gibi kalıcı eşyaya çevrilebilir ama yiyecek içecek şeylerde kullanılması doğru değildir.
Kurban etinin tasaddukuna gelince, kurban etini tasadduk etmek, bir kısmını tasadduk etmek, üçte birini fakir fukaraya, üçte birini komşulara ve üçte birini de aile bireylerine bırakmak şeklinde ifade edilir. Ancak bir insanın kendi ailesi kalabalıksa ve sene içerisinde et alma durumu da çok zengin değilse, etinin tamamını da aile bireylerine de bırakmış, çocuklarını sevindirmiş olabilir. Çünkü onlar da bakımımızla, bizim kendilerine bakmakla sorumlu olduğumuz kişilerdir. Kıymetli dostlar, bir insanın zekat borcu, hac borcu, fitre borcu, yemin kefareti borcu, efendim buna benzer borçları olabilir. Bir insanın eğer zekat borcu, hac borcu, buna benzer borçları varsa normalde bunları vasiyet etmesi lazım. Ölürsün, hacca gidemezsin, ölürsün zekatın verilmiş olmazsın. Ne yapmak lazım? Vasiyet defterine yazacaksın. Benim şu kadar zekat borcum var, şu kadar işte bir tane hac borcum var, şu kadar yemin fitreyi vermedim, fitre borcum var. Şimdi bu vasiyetler yapıldığı zaman evvela birinci sırada adam öldü diyelim. Vasiyetleri arasında böyle borçları varsa birinci sırada zekat borcu ödenir. Adam öldü, vasiyetini de yaptı. Zekat borcu var. İlk ödenmesi gereken borç hangi borçtur? Zekat borcudur. İkinci olarak hac borcudur. Üçüncü olarak fitre borcudur. Dördüncü olarak yemin kefaretidir. En son kurban borcu gelir. Yani bir insanın kurban borcu varsa vasiyet eder onu. Kurban bayramında kesmesi gerektiği halde kesmedi. Efendim ne yapacak? Bunu vasiyet edecektir. Vasiyet ettiğinde diğer borçlarından sıra kalırsa en son kesilmesi gereken, uygulanması gereken vasiyette kurbanla ilgili vasiyettir. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'de okunurken geri kalan kısmını hızlandırayım. İçinde bulunduğumuz günler Zilhicce'nin 10 günüdür. Bugün 6. günündeyiz. Hem cuma günüdür, mübarek cuma günüdür. Kıymetli dostlar, bayramın birinci günü, yani Arefe gecesini bayrama bağlayan geceye bayram gecesi diyoruz. Bayramdan bir gün önceki geceye de, yani Arefe'den bir gün önceki geceye de terviye gecesi diyoruz. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini kim ihya ederse Allah için, kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez diyor. Hazreti Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh anlattığına göre her kim 5 geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur diyor. Bu 5 gecenin içerisinde terviye gecesi, yani bayramdan 2 gün önceki gece, Arafa gecesi vardır, bayram gecesi. Efendim, Arafa gecesi vardır, terviye gecesi, bayram günleri ve Ramazan bayram gecesini, bir de Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi zikredilmektedir. Kıymetli dostlar, teşrik tekbirlerimiz vardır. Teşrik tekbirleri vacip olan tekbirlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Zeyyinu a'yâdeküm bittekbir." Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyin buyuruyor. Arafa gününün sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar devam edecek olan süre içerisinde her farz namazdan sonra cemaatle kılsak, tek başına kılsak, seferde olsak, hazırda olsak farz namazdan sonra ne yapacağız? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bunu söylemek vaciptir. Arafa günü sabah başlıyor, bayramın 4. gün ikindi namazında bitmiş oluyor. Kıymetli dostlar, Arafa günüyle ilgili efendim şöyle mealen size bazı nakiller yapıyorum. Elbette daha önceki sohbetlerimde de ifade etmiştim. Bu 10 günde, yani 9 günde, Zilhicce'nin 9 günde oruç tutmak bir senelik oruca bedeldir. Her bir günü bir senelik oruca bedeldir diye Efendimizin tavsiyeleri vardı. Ben şimdi mealen Arafa günüyle ilgili, pazartesi ile ilgili Efendimiz neler buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Arafa günü olduğu zaman Allah Celle ve Ala Hazretleri meleklerine mübahat eder. Ey melekler! Adem'i, insanoğlunu yaratacaksın da ne olacak demiştiniz ya, bakın bakalım. Şu kullarıma bakın bakalım, Arafat'ta toplanan kullarıma bakın. Toz toprak içerisinde, saçı sakalı birbirine karışmış. Dünyanın her tarafından renkleri, ırkları değişik bu insanlar, boyları değişik bu insanlar gelmiş. Şahit olun, ben bunların hepsini bağışladım der. Melekler der ki, ya Rabbi bunların içerisinde iyi niyetli olmayan da vardır. Allah Celle Celaluhu buyur ki, ben bunları toptan bağışladım. Bunların içerisinde hiçbir tane bağışlanmamış adam kalmamıştır der. Şeytan Arafa günü ne kadar rezil, ne kadar perişan, ne kadar böyle küçülmüş, ufalmış, efendim üzülmüş. Hayatta senenin hiçbir gününde o kadar üzülmez, ezilmez, rezil ve perişan olmaz.
Çünkü Arafa günü bağışlanan insanların onun yoldan çıkardığı halde, günaha soktuğu halde, cehennemle hazırladığı halde affedilen, bağışlanan insanların sayısını efendim senenin diğer bütün günlerinden daha fazla olduğunu görünce rezil, perişan, üzüntüsünden, stresinden çatlayacak, gebersin gitsin yani. Evet. Adamın bir tanesi, Yahudilerden bir tanesi, Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki, ya emirel müminin, sizin kitabınızda, Kur'an'ınızda bir ayet var. Eğer biz Yahudilere bu inseydi, biz onu bayram olarak ilan ederdik. Hangi ayettir diye soruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Diyor ki, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Ben bugün size dininizi tamamladım, nimetimi de, dininizi kemal erdirdim, nimetimi de tamamladım diye bir ayet-i kerime var. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ben bu ayet-i kerimenin nerede, ne zaman indiğini biliyorum. Bu ayet-i kerime Arafa günü Arafat'ta nazil olmuştur. Zaten müminlerin de Arafa günü bayram gibi bir günüdür. Kıymetli dostlar, Arafa gününü oruç geçirmeye gayret edelim. Sadece haçta olanlara Arafat orucu tavsiye edilmemektedir. Halk arasında çok sorulan sorulardan birisi de, babam için, annem için, ölüler için kurban kesilebilir mi? Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vece her sene iki tane kurban keser, birisini kendisi için, birisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için keserdi ve ben ölünceye kadar bunu asla terk etmeyeceğim derdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi iki tane kurban keserdi, birisini kendisi için keserdi, bir tanesini de bütün ümmeti için keserdi. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz her sene kestiği kurbanlar içerisinde bizim için de kestiği kurbanlar vardır. Onun için bir insan anası için, babası için veya sevdiği bir ölüsü için, Allah rızası için kurban kesse, bu vacip bir kurban değil, nafile bir kurbandır. Kurban bayramı günlerinde kesilebileceği gibi Arafa günü de kesilebilir. Bu bir sadakadan ibarettir, tasadduktan ibarettir, onun ruhuna göndermeden ibarettir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, kurbanla ilgili dilimin döndüğü kadar, vaktimizin yettiği kadar bilgileri sizinle paylaşmaya çalıştım. Hem fıkıh bilgileri hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hadis-i şeriflerini paylaşmaya çalıştım. Rabbim bana doğru anlatmayı, size ve bana doğru anlayıp yaşamayı nasip eylesin. Son olarak şunu söylüyorum. Arkadan gelen kardeşlerimizi de ihmal etmemek için söylüyorum. Onlar da bu konuda kusur etmesinler diye söylüyorum. Kurban bayramı bir tatil bayramı değildir. Kurban bayramı adı üzerine bayramdır. Bu bayramı çocuklarımızla, bu bayramı annelerimizle, babalarımızla, akrabalarımızla gerçekleştirirsek gerçek bayram olur. Sıla-i rahmi ihmal ettiğimiz, akrabalar ihmal ettiğimiz, tatil yerlerinde eğlenceyle geçirdiğimiz bayram gerçek bayram olmaz. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım, kötü bir alışkanlık bırakmayalım. Bayram deyince akla tatil yerlerindeki eğlence gelmesin çocuklarımızın. Bizim aklımıza o gelmiyor çünkü biz babalarımızdan, annelerimizden öyle görmedik. Çocuklarımıza yanlış bir miras bırakmayalım diye siz kardeşlerimi özellikle sevdiğimden dolayı uyarıyorum kıymetli kardeşlerim. Ayrıca kurbanda her insan mutlaka bir tane kurban kesecekse ne Afrika'ya, ne Amerika'ya, ne şuraya, ne buraya göndermesin. Onu kendisi kessin. Evinizde bayram, kurban örfü, kurban alışkanlığı çoluğumuza, çocuğumuza canlı canlı yaşansın. İkinci, üçüncü, dördüncü kurbanlarınız varsa onları efendim istediğiniz yerlere tasadduk edebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda hem Türkiye çapında hem de dünya çapında ciddi çalışmaları vardır. Biz İlk Seç Vakfı olarak sizinle beraber gerçekleştirdiğimiz kurumlar olarak Kurban Bayramı'nda hisse topluyoruz. Kestiğimiz kurbanları vekalet veren kişinin telefonuna efendim iki dakika önceden bir mesaj gönderiyoruz, canlı canlı seyrediyor. Kurbanı kesilirken kendisi canlı canlı kesilen kurbanını kendisi de seyretmiş oluyor. Güven hasıl olması açısından biz bunu gerçekleştiriyoruz. Bir hisse değeri 1.000 liradan kurban kesiyoruz. Bu temin ettiğimiz kurbanları da efendim bizim 7-8 tane Kur'an kursumuz var. Muhtelif ilçelerde kurslarımız var. Buradaki öğrencilerimizin yıllık et ihtiyacı olarak kullanmış oluyoruz kıymetli dostlar. Ayrıca ölüler için kurban kesilir. Anamız için, babamız için, dedemiz için, herkes için kurban kesilir. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için kesti. Biz onun için kesmemiz bir ibadet, yani özel bir görev midir? Özel bir görev değil ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sadaka vermek nasıl muteber bir davranış ise onun için kurban kesmek de o niyetle, onun ruhuna ithaf niyetiyle bu da çok güzel bir davranıştır. Dolayısıyla biz her sene yine cemaatimizden
arzu edenlere bir havuz oluşturmak suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına da kurban kesmiş oluyoruz. Rabbim kazasız belasız bir kurban bayramını kemale erdirmeyi nasip eylesin. Akıtılacak olan, Allah için akıtılacak olan bu kanların, ülkemize hile ve desise peşinde olanlara, ülkemize diz çöktürmek isteyenlere, ülkemizi kana bulaştırmak isteyenlere Rabbim kalkan eylesin, siper eylesin. Ülkemiz aleyhinde desise peşinde olanları o ülkemize kazmak istedikleri tehlikeli kuyulara kendilerinin tepe takla düşmesini nasip eylesin. Bize ekonomik savaş yaşayanlara, kendilerini efendim zeytinyağı gibi böyle hep üste hissedenlere yerin dibine, kuyunun dibine düşmelerini, bölünüp parçalanmalarını, güç ve kuvvetlerini kendi aralarında birbirlerine kırdırmalarını ve salimen, ganimen bizim, bütün bizden abilik ve babalık bekleyen alemi İslam'a gerçekten babalık yapabilmeyi, abilik yapabilmeyi, ekonomisiyle, birliğiyle, beraberliğiyle, kardeşliğiyle nümune ve örnek bir ülke olmayı Rabbim nasip eylesin. Rabbim ülkemize zeval vermesin. Ordumuza, yurdumuza zeval vermesin. Rabbim esnafımızı mahşup eylemesin. Rabbim paramızın değerini gün be gün ziyade eylesin. Paramızın değerine engel olacak neler varsa izale eylesin. Rabbim her şeyden çok kardeşliğimizi, Kur'an'a bağlılığımızı, sünnete bağlılığımızı, Allah için yaşamamızı ve Allah için var olduğumuzu bilmemizi, buna göre hayatımızı tanzim etmemizi gün be gün ziyade eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu hafta kıymetli dostlar, Türkiye Diyanet Vakfı adına yardım talep edilecek. Rabbim Celle Celaluhu yardımlarınızı kabul eylesin. Girişte, solda, çıkışta, sağ tarafta elinizden öpen faturalarımız, onlar sizin elinizden öpüyorlar, elleriniz de bereketleniyor, faturalarımız da bereketleniyor. Bu konuda fazla bir şey söylememe gerek yok. Bu işi anladınız. Allah sizden razı olsun. Ben sizden razıyım cemaat olarak. Siz benden şikayetçi olabilirsiniz ama ben sizden cemaat olarak razıyım. Allah da sizden razı olsun. El-Fatiha.